19 Ekim 1829 tarihinde 2. Mahmut tarafından yayınlanan bir fermanla İstanbul, Üsküdar, Eyüp ve Galata kadılıklarından daha sonra da 2 Aralık 1833 tarihinde Anadolu'da Kastamonu Taşköprü'de kurulan muhtarlık müessesesi 193 yıldır bu topraklarda varlığını sürdürmektedir. 193 yıldır varlığını sürdürmektedir. Muhtarlık müessesesi her ne kadar 1913 ve 1933 tarihlerinde iki defa hukuki olarak kesintiye uğratılsa da o dönemlerde dahi varlığını devam ettirmiştir. Muhtarlık müessesesinin kuruluş günü olan 19 Ekim günü Başbakanlığın 19 Ekim 2015 tarihi 11 sayılı genelgesiyle aynı gün resmi gazetenin 29.507 mükerrer sayısıyla yayınlanarak Muhtarlar Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Muhtarlık Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan ender kanunlardan biridir. Muhtarlarımız bir yandan köy mahalle sakinlerini devlet kurumları ile ilişkilerinde aracı bir rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerden biri olan katılımcılığın sağlanmasına önemli bir görevde yerini almaktadır. Muhtarlar Günü genelgesinde muhtarlarımız ve muhtarlık müessesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileriyle müessesenin tarihsel bağlamını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüş denilmektedir. Bu nedenledir ki seçmen muhtarının 24 saat kapısını çalabilecek siyasal değil çözüm merkezi olduğu gibi bu kurumu kendisine devamlı yakın hissetmektedir. Keza bizlere göre dünyada örneği olmayan en önemli işlevde genel yerel idare arasındaki iş yükünü de muhtarlar çözüm bulmaktadır. Dolayısıyla muhtarlık kurumu da bu sistemde yerini almıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtar demokrasinin temel taşıdır. Bugün Muhtarlar Günü ilan edilmesine vesile olan başta Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Gazi Meclisimize ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu üyelerine teşekkür